Teşekkür ederiz. Yıllardır beklediğimiz isim Gülay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim, gayet iyiyim, heyecanlıyım. Bir arka taraf sizden bir şarkı, türkü bekliyor aslına bakarsanız ama hayır dedim ben. Hayır, burada başka bir performans sergileyecek kendi. Çok teşekkür ederim. Burada da sevdiğim hareket. Değil mi? Biz gideriz evimizde dinleriz. Vallahi öyle. Teşekkür ederim. Yıllar oldu dediğimiz gibi. Çok daha erken sizi ağırlamak istiyorduk aslına bakarsanız. Evet. Ama ne zaman sizi işte ekranlarda görsem, programınızı izlerken keza benim yarışmamı o da izliyor. Hatta katılmak istiyor diye böyle gururlanırdım. Yani etrafımda birisi olduğu zaman falan hemen anlatırdım. Bugün karşı karşıya geldik, ne güzel oldu. Vallahi çok ciddi hayranınızım ben sizin. Sağ olun. Yıllardan beri hiç aksatmadan mümkünse izliyorum. Bil mukabele. Burada olmak çok, hem sizi görmek çok heyecan verici. Peki bugünün şampiyonu olursanız hadi hafta finaline, hadi tur finaline dediğimizde vakit ayırabilecek misiniz? İnşallah. Aman ne güzel. İnşallah. Aman ne güzel. Seve olmazsa seve da yani canınız sağ olsun. Konser bir şey yoksa herhalde uydururuz bir şeyler. Vallahi öyle. Yani olmazsa da canınız sağ olsun. Biz size selamlar gönderir, çok ikinciyi alırız. Hiç merak etme. Vekaleten kızımı gönderebiliyorum. O da olabilir. O da olabilir. Siz geldiniz ya, gerisi siz nasıl biliyorsanız o şekilde teşekkür ilerlesin. Teşekkür efendim, ederim. Çok kuvvetli rakipleriniz vardı. Fakat onlar için şanssızlık, sizin için heyecan şans. Heyecan gerçekten. Değil mi? Bence çok etkili bir faktör. Yani bildiklerine eminim ama çıkmıyor yani. 8 binlerin üzerine koşuyordu Hilal Hanım. Evet. Ne yazık ki efendim son soruda vıcık vıcık mı, cıvık cıvık mı derken 6800'e evet. Geriledi. 6800 alt limitimiz bence Kaan Bey'i düşünün. Evet. O ne yapar acaba diye düşünün, öyle yarışın. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun, Gülay Hanım'ın ilk sorusu. Arkadan vuran. Hain. Yapıştırın gitsin. Yerleşti yerine. Şimdi bence bugünün en zor dört harfli cevabı bu. Eyvah. Yaygın bir kadın ismi olarak kullanılıyor. Uzunca bir sorusu var. Kime sorarsam sorayım zorlardı. Açıkça söyleyeyim ama size denk gelmesi iyi oldu. İnşallah bildiğim çünkü yerdendir. Çünkü türkülerimizde falan geçer efendim. Buyurun. Kur'an'da adı geçen bir şehrin ve o şehrin cennete benzetilen bağlarının... İrem. İşte o kadar. Biliyorum. Böyle olacak. Alırdık biz burada harf. Size denk gelmesi iyi oldu. Buyurun bakalım. Beş harfidir tek kelime. Üst deride oluşan kabarcıklar halindeki küçük ur. Çok iyi gidiyorsunuz. Maşallah. Bu zaten çocuk oyuncağı. Size denk gelmesi rakipleriniz için büyük haksızlık ama denk gelmiş. Şans. Yapacak bir şey yok. Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızı. Bilemiyormuşum değil mi? Takılıyormuşum. Yaparsanız bunu. İtalyanca, İtalyanca. Hani seyirciyi de coşturmak için. Tempo. Tempo! Buyurun. İşte böyle oluyor. Trak geliyor. Çıkmıyor, trak geliyor. Alırsınız bir harf. Şu ana kadar hiç almadığınız dört tane soru bitti. Buyurun. Bunlar da harf almadan cevaplanabilecek nitelikte. Gülmece niteliği taşıyan anlamında bir komedi. Hadi gelin komedi Fransızca kökenli ya, bu Doğu kökenli olsun. Ben bir harf alayım da. Bir harf aldılar, durdurdular. Süreme kıyamadım. En güzeli. Yani komik diyebilirdik. Mizahi. Mizahi, yerli yerine oturan cevaptır. 2300 yapar kasayı, bir tane harf aldık, nazar boncuğu olsun. Şimdi 6 harfli cevaplar bitiyor gayet rahat bir şekilde. Çünkü neden? Yarısı mastar. Siz zaten hiç harf almayacaksınız. Görelim. İnşallah. Bir yarışmacıyı yarışma dışı bırakmak elemektir efendim. 600 puan daha katar kasaya. 2900 olur kasamız. İşte yarışmanın tam ortasındasınız. Tek bir kelimeyi arıyorsunuz. O da şöyle bir şey. Elektrik devresi emniyeti. Sigorta. Çok iyi. Harika. Arapça kökenli bir kelimedir. Yaygın kullanılır efendim. Yani eski fakat eskimemiş kelimelerden. Bir bakınız. Umut edip istekle bağlanılan beklenti. Dilek. İstirham? Oldu mu olmadı? Dilek. Alayım bir harf. Harf istediler, durdurdular. Vallahi cesursunuz. Umut edip istekle bağlanılan dilek. Beklenti. Bildiğim bir şey çıkmış. Güzel dileklerimi, güzel temennilerimi gönderiyorum. Gayet güzel.
Her şey yolunda. 6 tane soru hakikaten kaldı geriye. Hakikaten çıkmıyormuş ya. Çok acayip bir yer insan. Burası. Takılıyor insan, evet efendim. Ben yani her zaman evde söylüyorum. Evde hiç böyle olmuyor. Tak tak biliyorum. Burada. Soruyu yazıyoruz, geliyoruz burada sunuyoruz. Eve gittiğimizde bu neydi acaba diye durduğumuz çok oluyor efendim. Olabilir öyle şeyler. Şimdi 6 tane soru kaldı geriye. 4200 puandasınız. 9600'e koşuyorsunuz. Puanım şeyim de sürem de var. Süreniz muhteşem. Yani. Yani size bir 50 soru daha sorsam cevaplayacak gibisiniz bu ritimle giderseniz. Ama maşallah değil. Buyurun geliyor. Düzgün ve sağlıklı dişler için kullanılan yakıştırma yolu bir tabirdir. İnci gibi. İnci gibi 800 yapar kasayı. 5000'e çıkar kasa. Şimdi bir de şuna bakalım. Tek kelime. Bakışlardaki sempatik orantısızlık. Şehlalık. Efendim bravo. Nefes bile almadan. Ucundan kıyısından sokak jargonu. Ucundan kıyısından değil, tam ortasından aranı sokak iyidir. Jargonu. Aranız iyidir. Hı. Bu biraz da... Bok böyle... çocuğum. Öyle mi? Maşallah, o zaman açıklama yapmaya gerek yok. Buyurun. Bakalım. Soru da biraz garip ama yerini bulur o. Argo'da haddini aşacak şekilde motive etmek. Gaz vermek. Vallahi bravo. Helal olsun. Üç soru, dil bilgisi sorusu. Bir bakın lütfen efendim, iki kelime. A, I, O, U. Bu harflere topluca verilen ad iki kelimedir efendim. Sakin. Sert ünlü diyeceğim, olmadı. Olmadı. Niye bastın? Bir tanesi güzel oldu da harf diğerini olaydım. Bulacaksınız. Bir tane harf istemişler basarken. Bir tane harf istemişler, gayet güzel. Biliyorum çünkü. İkinci kelime neydi? Ünlü. Ünlü. A, I, O, U. A, I, O, U. Diğerleri E, İ. Kalın ünlü. Kalın ünlü bunlar. Sertemizlik. 7500 olmuş kasa. Yani başımıza bir dert, bir bela gelmezse. Aman gelmesin buradan aman sonra. Çünkü yani yaşandı bu biraz önce. Ay evet, çok o cıvık cıvık beni benden aldı zaten. Çok yazık oldu. Çok aman, üzüldüm. Aman aman aman, çağırmayalım efendim. Son iki soru. Kısmet. Öyle bıcık bıcık, cıvık cıvık, bıcık bıcık gibi olmasın. De bir şey değil. Ayakları yere basan şeyler. Buyurun geliyor. Bir şeyi üzerindekileri silkelemek. Düşürmek için kuvvetle sallamak ya da sarsmak. Gayet güzel. Harf almaktan lütfen korkmayın. Yahu benim 2 dakikadan fazla sürem var, ben bunu harf almadan bilirim diyorsanız da fazla risk almayın. Hiç o kadar da şey, o harfe süreye konsantre olmadım aslında. Daha çok soruya konsantre oldum. O tamam, bende. Hiç merak etmeyin. Hatırlatırım. Size güveniyorum o konuda. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. Kaçıncı bu bir değil. Son soru. Öyle mi? Son soru, son bitti. Cevap. Hızlı yarıştınız efendim. Yani biz size 4 dakika vermiştik, yarısını bile kullanmadınız. Bayağı sürem var. Rahat rahat. Şöyle rahat, iki arkama yaslanıp. Rahat rahat. Harflerimi falan alabilirim yani. İsterseniz 10 harfi birden alabilirsiniz de tavsiye etmem. Yok, istemem ben de almayı. Mecazen çok kazanmak anlamında metaforik bir tabir. Çok kazanmak. Evet. Biraz parayla böyle... ilgili mi konuşuyoruz şu an? Bravo, bravo, bravo. İki kelimeden oluşuyordu, birini buldunuz. Para saçmak değil herhalde. O harcamak olabilir. Para dökmek. O da harcamak olabilir. O da harcamak olabilir. Para vurmak olmaz herhalde. Fena değil ama o bir vurgundur, şudur budur. Bir anlık bir şeydir. Bu sürekli. Alayım ben bir harf. Harf lütfen, mi? Peki lütfen. Aldık bir tane. Lazım olan yerden. Para bulmak. Bulmak değil o. Allah Allah, neymiş? Vallahi nazar değdirdiniz. Ben yapmadım. Para basmak. Para basmak 900 puan değerinde. 9400. Ben yapmadım canım. Rezil olmadım dinleyicilerime en azından. Rica ederim. Ekip arkadaşlarımız demişlerdi ki Gülay Hanım'dan rekor bekliyoruz. 9400'ün üzerine 2 dakika 18 saniye arttırdınız efendim. Kaan Bey pek korkmuş gözükmüyor. Eğer ki sizi bertaraf ederse bugün farklı bir macera olacak. Fakat sizinle birlikte hafta finaline ilerleyeceksek emin olun bütün rakiplerinizi korkutacaksınız. Kocaman alkışlar. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli.